Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melek, namı diğer Melek Uççe. Bu videoda bana çok sorulan şeyleri cevaplayacağım ve sonunda bir araba anısı yapıştıracağım. Bir de utanç verici bir anı yapıştıracağım. Başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar, yüzümde şurada aynalama beni mahvediyor. Şurada göreceğiniz üzere bir çizik var arkadaşlar. Bu çizik ne? Bu çok soruluyor bana. Yastık izi zanneden var. Yastık izi değil bu arkadaşlar. Ben çok küçükken annemle yürüyormuşuz yokuş bir yerde. Turan Güneş'in yokuşunu bilen bilir. Orada yürürken annemi böyle çekiştiriyormuşum. Sonra düşüyorum, yani düşmeye başlamışım. Nasıl güzel anlatıyorum değil mi? Düşmeye başlamışım. Annem de düşmeyeyim diye beni tutmak için elini uzatınca tırnağa yanağımı çizmiş arkadaşlar. Bu iz o iz. Düşmüşüm bu arada, yani bir işe yaramamış. Annem de üstüme düşmüş. Yanağım da çizilmiş. Bu iz böyle. Beni rahatsız etmiyor açıkçası. Yani çok da umurumda değil. Beni rahatsız eden şey şu dişlerimin yamukluğu. Bakın. Dişlerim çok yamuk. Aşırı derecede yamuk. Benim en çok rahatsız eden şey o. Yani parayı bulursam ilk dişlerimi yaptırırım muhtemelen. Yaşımı çok soran oluyor. Hani biliyorsunuzdur çoğunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. 25 yaşındayım. 26'ya girdim. 26'yı hala kabullenemedim. Nisan'da tam olarak 26'ya girmiş olacağım. 2 Nisan 1995 doğumluyum arkadaşlar. Evet, öyle gözükmüyor ama öyleyim. Başka? Dünkü video hakkında biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Dün bir Valorant dereceli videosu yükledim. Ve ses yok. Şöyle oldu. Oyun kaydını AMD ReLive'ın, yani kendi programı AMD'nin, onunla yaptığım zaman çok fazla drop yemiyorum FPS'ten. Ama webcam'le kaydetmiyor. Sadece hani sesleri alıyor, oyunun sesini alıyor vs vs. Kamera yok ama. Ama ben webcam'le olsun istiyorum. Hani bizim bir farkımız olsun birader yani. Şaka yapıyorum, webcam'li kaydeden çok var, ne olur beni yanlış anlamayın. Yani webcam'li olmasını istiyorum. O yüzden OBS denedim. OBS'le de arkadaşlar, oyun kaydediciyle Valorant'ı kaydedemedim. O yüzden ekran kaydediciyi aldım. Öyle kaydetti Valorant'ı ama bu sefer de sesleri kaydetmemiş. Ne Discord'dan konuşan arkadaşlarımın sesi geldi. Ne oyunun sesi geldi. Sadece benim sesim var. Zofrank böyle tek başıma konuşa oynamışım yani. Üzdü o beni ama yani saat 1.30'a video yetiştirmem gerekiyordu. Mecburen o videoyu öyle yüklemek zorunda kaldım. Affınıza sığınıyorum burada arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bundan sonra böyle bir hata olmayacak. Dün o videoyu ben çok güzel editlemiştim. Yani oyunda ses olmadığı için, başka ses gelmediği için ben onu müzikli bir şekilde yükleyecektim aslında. Ama edit programım hata verdi arkadaşlar. Lightworks kullanıyorum. Ve hani program, yani şöyle oldu. Videoyu editledim. 2 saatimi aldı o videoyu editlemek. Her round için ayrı bir şarkı koydum. Round geçişlerine işte bir hani resmi koydum, round sayısıyla beraber falan, fişmanla editledim güzelce. O video gitti. O edit gitti. Pardon. Haliyle bezdim yani. Bir şey yapasım gelmedi ve elimde bir edit programı yok onun dışında. Yoktu. Dün videoyu yükledikten sonra çok araştırdım ve buldum bir tanesini arkadaşlar. Öyle olunca ama vaktim kalmamıştı. Neyle editledim o videoyu biliyor musunuz? Windows Movie Maker'la editledim. Windows Movie Maker'da sadece videonun başını ve sonunu kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Video üzerinde oynama yapamıyorsunuz. İki videoyu yan yana koyup kaydedebilecek en kısa sürede ulaşabildiğim program oydu ve mecburen onunla bir şeyler yapıp yükledim yani, kusuruma bakmayın. Bir daha olmayacak böyle bir şey zaten. Bu videoda hem bir çeşit FPS testi, kamera kaydı var gene, hani kamera kaydı, ekran kaydı var gene. FPS tabii ki de ekran kaydı kapalıyken daha yüksek oluyor. Bir de şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi benim CSGO'daki FPS'ime çok laf eden olmuş. Takipçilerime demiyorum, çok böyle benden nefret eden çok insan var. Hani onların ne düşündüğü umurumda değil ama onların düşüncelerini sizin yanıltmasını istemem arkadaşlar. Benim işlemcim Ryzen 5 1600. Birinci nesil Ryzen işlemci. Ben aslında Ryzen 3 3100 alacaktım. Üçüncü nesil. Güzel bir işlemci o. Yani benim işlemcimden daha performanslı.
Benim işlemcim render'da daha iyi. Ben hani biraz da bu yüzden Ryzen 5600 hani daha önce TikTok'larında görmüşsünüzdür. Severim yani bu yüzden 6 çekirdek işlemci. Render kolay, işte Photoshop'la onunla bununla uğraşacaksan güzel işlemci. Oyunda FPS'leri birazcık düşük. Ve düşük ayar aldığınız zaman bir parça darboğaz yapıyor olabilir RX 578 GB'la. O yüzden düşüğü alınca FPS artmıyor. İşlemci bazlı bir oyun çünkü CSGO, Valorant bunlar işlemciye dayalı. İşlemcim oyunlarda çok performanslı bir işlemci değil. O yüzden aldığım FPS'ler normal 200 FPS yapıyorum. Görüyorum. 200 FPS görüyorum arkadaşlar ya. Yani Allah aşkına açı doyurur yani bu. Lütfen. Bence gayet güzel ve yüksek ayarlarda gayet akıcı da oyunumu oynuyorum. Ben memnunum o yüzden. Zaten hani dediğim gibi başından da söylemiştim. Ben hani bu oyunları daha öncesinde 30 FPS oynuyordum ve hani kendime esasında almak istediğim bilgisayar Ryzen 5 3600'dü ve RX 580 ya da GTX 1660 Ti'li bir bilgisayardı. Fakat iki bilgisayar almak zorunda olduğum için biraz kıstım, işlemciden kıstım. Neden? Ben hani editle uğraşacağım. Bak tekrar aynı şeyleri söylüyorum. Photoshop'la uğraşacağım. Hani belki oyun yapmaya merak saldım, mobil oyun. Belki bir mobil oyun yaparız arkadaşlar. Güzel olmaz mı? Araştıracağım, bir şeyler yapmaya çalışacağım yani. Bana o 6 çekirdek lazım arkadaşlar. FPS'ten ziyade bana o lazım. Öyle. Ben seviyorum ya, memnunum sistemimden. Ama şöyle bir hata var. Sistemde değil, SSD'imde hata var. Biliyorsunuzdur TikTok'ları izlediyseniz çok pardon. TikTok'ları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ben bu SSD'yi kendi bilgisayarcıma hani götürmüştüm biçimlendirilmesi için. Ki ben hani kendim Windows yükleyeyim baştan diye. Öyle olması gerekiyor yeni sistem aldığınızda arkadaşlar. Yani ekstradan SSD'ye para vermek yerine elimdekini kullanayım dedim. Ama biçimlendirme sırasında bir hata olmuş. SSD biçimlendirilmemiş. İçinde Windows yüklü. Ama tam çalışmıyor da. Yani bilgisayar açılırken işte kurtarma, disk onarım falan filan onlara giriyor. Bu SSD'yi ben değiştireceğim. Böyle olmaz. Bu yüzden tam performans kullanamıyorum şu an bilgisayarımı. O birazcık beni üzüyor arkadaşlar açıkçası. Onun dışında sistemin canavar gibi sistem stres testine soktuk. Diğer IDATA 64 mü ne parçaları test ediyor, diğer parçaları stres testi, ekran kartının stresini test ediyor. Ekran kartı tamamen düz bir şey, çizgi şeklinde harika çalışıyor. Maksimum gördüğü sıcaklık 74 derece, daha ne yani, daha ne olsun. İşlemciye gelince de AMD çok ısınıyor diyen arkadaşlar, come on 45-50 derecelerde çalıştı. Allah aşkına yapmayın, gayet güzel değerler bunlar bu arada. RAM falan her şey şahane. Oradan aldığım, İtopya'dan aldığım hard disk o da tamam. Şahane çalışıyor arkadaşlar. Zaten ben BIOS'a girip RAM'lerin frekansını arttırdım. Kardeşiminkini değil. Kardeşiminki zaten Intel olduğu için kaçtı onun frekansı? 2666 mı? 2993 mü? i3 10100F var kardeşim bilgisayarında. Ay bak hatırlamıyorum şu an, bakamam. Öyle yani, onunkisini yükseltmedim. Çok pardon. Öyle arkadaşlar yani. Sistemime laf atmayın. Ha. Yani ben size sesleneyim ya da haterleri boş ver. Sistemime laf atanlara kulak asmayın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Bir sistem aldığınız zaman kişiye göre değişir. Sen ne için alıyorsan oyun için alıyorsun, değil mi? Ama A kişisi, B kişisi sırf oyun için almıyor olabilir. Ben bunu hep söylüyorum arkadaşlar. Ben gene söylüyorum, kendi alacağım sistemde oyun için değil de render daha önemli benim için. Çünkü zaten oynadığım oyunlarda belli bir FPS'in üstünde FPS alıyorum. Bana yetiyor. Bana bir zararı yok yani. Ben memnunum bu yüzden. Daha gelip de bana işte yok şöyleydi, yok 90 FPS'ti, oydu buydu ya. Saçma sapan yorum yapanlar oluyor. Onlara kulak asmayın, cevap bile vermeyin arkadaşlar. Gerçekten görüyorum, teşekkür ederim, takdir ediyorum gerçekten. Yani bilerek savunuyorsunuz, hoşuma gidiyor, ciddi söylüyorum. Ama vaktinizi öyle insanlara harcamayın. Bunu ben söylüyorum, en çok da ben harcıyorum.
Benim hoşuma gidiyor insanları bir bitmek. Geçiyorum. Arkadaşlar, daha önce TikTok'ta anlattım ama TikTok'ta maksimum 1 dakika. Ben şimdi size güzelce yaşadığım en çılgın araba hikayesini anlatacağım. Hazır mısınız? TikTok'ta izleyenler biliyor. Bu daha detaylısı, daha böyle açık hali. Şimdi arkadaşlar, günün birinde bir Ebru'cuk varmış, melekçik varmış. Ve evet, düzgünce anlatıyorum arkadaşlar şu an. İki tane halam, babam ve kardeşim Denizli'ye gidecekler. Ankara'da oturuyoruz, bilmeyenler için söylüyorum. Ve otobüs biletini akşam saat 6.45'e almışlardı. Cuma günüydü. Bir cuma günüydü. Ağustos'un kaçıydı hatırlamıyorum. Ağustos ayındaydı. Ve bir cuma akşamıydı. Otobüs saat 6.45'te kalkacak Aşti'den. Ben dedim ki, arabam var o zaman, tipom var arkadaşlar. Ben dedim ki, sizi ben bırakırım Aşti'ye. Tamam, okey. Kardeşim de tutturdu, ben saçımı boyatacağım, saçımı boyatacağım, saçımı boyatmadan gitmem. E gitme o zaman diyemiyorsun işte, boyatacağım dedi. Neyse, kuaför arıyoruz döne döne. Ama mesele şu, kardeşim gece yatmaz, sabah kalkmaz. Saat olmuş 1.30, bu kız yeni kalkıyor ve biz saat 2'ye doğru döne döne kuaför arıyoruz. Nerede boyatsak, ne yapsak. Bir de kuaför beğenmiyor. Pardon. Birine gidiyoruz, bütçesi uygun değil. Birine gidiyoruz, boyatmak istediği renk yok. Ne rengi boyatmıştı kız? Pembe mi yapmıştı ya? Ay, hatırlamıyorum. Sonuç olarak bir türlü işimizi görebilecek bir kuaför bulamadık. En son işte saat 2.30 muydu? 3 müydü? Belki 4'tür, hatırlamıyorum. Bir kuaför bulduk. Teyzem de yanımızda bu arada. Saç boyatma için teyzem de geldi. Bir kuaför bulduk. Saçı boyatıyoruz ama uzun sürüyor haliyle ve bizim hani 5.30'da normalde yola koyulmuş olmamız gerekiyordu çünkü ya, Ankara trafiği. Come on, İstanbul trafiğini hep duyuyoruz ama Ankara trafiğini yaşayan bilir arkadaşlar. Neyse, dedik eyvallah, hani yetişeceğiz bir şekilde, bir şey yapacağız falandır, fişmandır. Kardeşimin işi saat 6'ya doğru bitti arkadaşlar. Saat 6 gibi halamları aldım. Teyzem de yanımdaydı. Şöyle yapacaktık. İşte halamları, kardeşimi Aşti'ye bıraktıktan sonra ODTÜ'ye gidecektik. Orada hani oturacaktık arkadaşlarımla falan. İşte arkadaşlarım da bekliyor bir yandan. Yani onlarla görüşüp işte eve geçecektik, yani buydu, gezerek. Teyzem de yanımızda. Arabaya bindik. Saat 6. Çevre yoluna çıktım. Şimdi dedim ki, şehir içinde trafik vardır, şehir içine hiç girmeyeyim ben. Konya yolundan dümdüz aşağı yardırayım, oradan gideriz. Konya yoluna çıktım arkadaşlar ama dümdüz aşağı yardıramadım. Şöyle bir trafik vardı, açıklıyorum, bu bence her şeyi açıklıyor. Önümdeki arabadaki adam arabasından indi. Yanında cam sil vardı, bir tane de bez almış eline. Kendi arabasının arka camını sildi. Temizledi, eğildi, baktı, sonra bir daha sildi falan. Adam trafikte durdu, indi, arabasını sildi. Öyle bir trafik yani, asla kıpırdayamıyoruz. Yavaş yavaş aşağı aşağı iniyoruz Konya yoluna. Aşti'yi görüyorum ama gidemiyoruz. Yanındasın ama dokunamıyorum, çok saçma. Ve biz Aşti'ye gidene kadar, yani halamların ineceği yere gidene kadar saat 6.45'i geçti haliyle. Babamın iş yeri de Konya yoluna yakın. Babam iş yerinden çıkıp oradan dolmuşa bindi. Gitti, otobüse bindi babam. Babam otobüste. Biz değiliz ya. Ben zaten olacağım ama halamlar ve kardeşim değiller. Ve biz Aşti'nin önüne geldiğimizde saat 6.48'di. Babamla telefonda konuşuyorum işte, bir yandan muavinle konuşuyorum falan, diyorum abi ne olur bekleyin Allah aşkına. Onlar da bekleyemiyor, onların belli bir saatte çıkması lazım yoksa ceza yiyorlar, onu da anlıyorum yani. Onların çıkması gerekiyor. Ondan sonra dedim ki ya hani, tamam çıksınlar, şey yapalım hani, çıkışta yakalayalım, hani çıkışta beklesinler. Aşkiden çıksın, çıkışta bekleyelim, yakalayalım dedim. Tamam dediler işte, adam dedi hani işte biz çıktık, çıkışta bekliyoruz, eyvallah. Aşti'de otobüsler ne taraftan çıkıyor bilmiyorum. Cidden bilmiyorum.
Dümdüz ben aşağı doğru devam ediyorum. Hani diyorum ki herhalde hani dönüp bir yerde tekrar hani koyun yolun üstüne geliyorlardır. Çünkü hani Söğüt Özü'nden çıkması gerekiyor sanırım. O zaman bilmiyordum onu tabii. Neyse adamla böyle çıktık bekliyoruz. Neredesiniz? Hani gelmiyor musunuz? Oydu buydu. Adam en son hani şey dedi, ben daha fazla bekleyemem dedi. Hani gitmem lazım. Bir sürü yolcu var sonuçta otobüste. Tamam abi dedim, hani ben nerede yakalayabilirim seni dedim. Dedi Polatlı'da ben bir daha beklerim dedi. Polatlı'ya kadar giderim, orada bir daha beklerim. Orada yakalayabilirsen hani gel dedi. Dedim abi yakalarım ya, altımda tipo var, 1.6 tipo var, hani basınca yani 170 falan görüyor, tamam sıkıntı yok eyvallah. Ama önüm trafik. Adamı diyorum ki abi diyorum muavine. Benim hani nereden gitmem lazım? Ben şu an Aşti'nin tam karşısındayım. Siz hani nereden gideceksiniz? Polatlı'nın ne tarafta kalıyor? Nereden çıkacağım diyorum. Adam diyor ki dümdüz git diyor. Dümdüz dümdüz. Tamam abi eyvallah. Ben dümdüz gidiyorum dümdüz gidiyorum. Benim meğersem Söğüt Özü'ne sapmam gerekiyormuş. Ben dümdüz o Ankara trafiğine gide gide 2 saat kaybettim arkadaşlar. Atatürk Orman Çiftliği'nin oradan çıktım. Nasıl başardım bilmiyorum işte. Oradan dolandım. Yani bütün Ankara'yı dolanmış oldum o trafikte. 2 saatim gitti benim. Adamlar Polatlı'ya varmış. Adam arıyor işte, konuşuyoruz. Ben onu arıyorum, o beni arıyor. Muavinle konuşuyorum, şoförle konuşuyorum, babamla konuşuyorum. Bir yandan arabayı sürmeye çalışıyorum falan da pişmandır. En son işte şoför dedim ki abi dedim sen hani nerede mola vereceksin? Ben bari mola yerine geleyim dedim. Adam dedi ki Afyon'a kadar mola vermiyoruz. Sadece Afyon'da mola veriyoruz. Bir kere mola vereceğiz. O da Afyon'da yarım saatlik bir molamız var dedi. Kolaylı dinlenme tesisleri. Dedim tamamdır abi, ben yapıştırıp geliyorum oraya. Evet. Arkadaşlar benim bu dediğim 2015 Ağustos'ta oluyor ve ben ehliyetimi 2014 Ağustos'ta almıştım. Evet. Yani daha 1 yıllık şoförüm, öyle söyleyeyim. Tecrübe falan hiç yani, ne bileyim, hiç yani yok bende, konuşamadım. Ve yolları da bilmiyorum en nihayetinde. Afyon'a gideceğim diye çıktım yola arkadaşlar. Bir şekilde gitmeye çalışıyorum işte, hani hızlı gideyim, şöyle yapayım, böyle yapayım, mecbur yani yetişmem lazım otobüse. Otobüste nasıl gidiyorsa arkadaş, 160 basıyorum, 170'i görüyorum, yetişemedim otobüse. Bastım bastım bastım, deli gibi gidiyorum. En son arkadaşlar Afyon'a ben yaklaştım, tam böyle gireceğim kolaylığa yaklaştım. Adam dedi ki biz hani çıkmak zorundayız, mola bitti. Moladan ekstra bir 5-10 dakika daha bekledik. Gitmemiz lazım. Tamam dedim abi, hani artık yolda yakalayabilirsem ben hani geliyorum. Adamlar çıktı işte moladan, mola yerinden. Ben hani gideceğim, arkadaş bir yağmur tuttu. Ama deli gibi yağıyor. Yani silecekler sürekli çalışıyor ama yine de hiçbir şey göremiyorum. Orada bayağı bir yavaşladım. Ya 50 ile falan gittim, öyle söyleyeyim size, 50-60 ile gittim. Yaz lastiği var, Ağustos ayı yani en nihayetinde. Kaymaktan da korkuyorum. Acemi şoförüm bir yandan. Arkadaş ya, hiçbir şey benim yanımda değil. Aga be. Öyle öyle. Zaten hani uzun yola çıkmayı planlamıyordum arkadaşlar. Üstümdeki tişört yırtık, altımdaki şort yırtık yani. Yanımda doğru düzgün para yok. Hani gaz almam lazım, benzin almam lazım bir şekilde yani. Arabanın bakımları yapılmamış. Uzun yola çıkmadan önce bakım yap. Ki Ankara Denizli arası hani çok da şey değil. Kısa değil, öyle söyleyeyim. Arabayı, otobüsü yakalayacağım diye arkadaşlar. Yağmur dindi, bastım. Az gittim, uz gittim, Deretepe düz gittim. Otobüsü yakalayamadım. En son işte babam aradı, ben geldim diye. Tamam dedim baba, biz de geliyoruz. Yani hiç aklımda yokken öyle Denizli'ye gitme maceram vardı. İşte gecenin kaçında oradaydık ya? Gecenin üçünde mi ne orada oldum? Yalan olmasın arkadaşlar, çok net hatırlamıyorum. Üstünden 5 sene geçmiş. Ve hani araba sürmekten popom tepsi gibi olmuştu dümdüz. Yüzüstü yattım sabaha kadar. Zaten işte 4 saat falan yatabildim. Onda da uyuyamadım. O kadar yorulmuştum ki, çok yorgun olunca uyuyamıyorum ben. Ya yorgunluktan uyuyamıyorum. Uyuyacak halim bile yok. Öyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Yüzüstü işte popomu, belimi, sırtımı dinlendirdim falan. Bacaklarımı dinlendirdim. Sabah 10'da teyzemle biz tekrar yola çıkıp Ankara'ya geri geldik arkadaşlar. Ankara'dan Denizli'ye gitmemiz, of ne kadar sürdü ya, baya
uzun sürdü bu arada. 6'da yola çıktık diyorum. Gece 3'te oradaydık. 12, 3, 9 saat sürmüş. Ankara'ya geri dönmemiz 5,5-6 saat falan sürdü bu arada. Çok rahat döndük. Trafik yoktu. Öyle, o da öyle bir anım arkadaşlar ya, valla. Geçiyoruz. Size bir de yaşadığım çok utanç verici bir anıyı anlatacağım. Aslında kimse görmedi, anlatmasam bile. Yani birileri görmüş olsa evet utanç verici olurdu. Kendi içimde olduğu için artık hani neyse anlatıyorum yani başladım. Laf ağızdan bir kere çıkar. Bir devlet hastanesinde erkekler tuvaletine girmek zorunda kaldım. Açıklıyorum. Şimdi o zaman gene tipom vardı altımda. Anneannem sanırım kalçasını kırdığı dönemdeydi. Evet. Anneannem düşmüştü. Kalça kemiği kırıldı. Şu an iyi çok şükür. Maşallahınızı alırız bu arada arkadaşlar. O zaman işte evde oturuyordum. Teyzem çağırdı. Hani acil hani böyle böyle işte anneannem düştüğünü söyledi. Annem ve kardeşim de geldi. Hep beraber gittik işte. Anneannemi hastaneye götüreceğiz. Bir de akşam geceydi. Evde tuvalete gitmeyi unuttum. Hiç aklıma gelmedi yani. Direkt lüks diye çıktım dışarıya. Hemen aldık annemi götürdük işte acile. Arabayı bıraktım dış kapı hastanesiydi arkadaşlar. Anneannemle işte annemi teyzemi bıraktım hastane içine. Ben de kapının önünde arabayı park ettim dedim. Hani ben burada bekleyeyim içeri girmeyeyim zaten kalabalık. Derken bir sıkıştım. Çılgınlar gibi. Duramıyorum. Altıma yapacağım yani. O yaşımda altıma işeyeceğim. Çok berbat bir his. Kardeşim de yanımda. Ece dedim çabuk koluma gir. Ben hani yürüyemem bile. Yürüyemiyorum ben artık o dereceye geldiğim zaman. Koluma gir beni hastaneye sürükle. Acil tuvalet bulmamız lazım. Tamam abla dedi. Arabayı kilitledik işte girdim koluma ama koluna asılıyorum. Yanında böyle böyle yürüyorum yani. Şey yapa yapa böyle seke seke böyle gidiyorum. Girdik hastaneye. Gördüm aa kadınlar tuvaleti. Bir de zaten hastane tuvaletleri çok pis oluyor. Asla girmek istemem yani. Ama işte insan mecbur kalınca. Kadınlar tuvaletini görünce böyle biraz daha hızlandım ama ben ona gidiyorum o benden kaçıyor sanki böyle kapı geri geri gidiyor gidiyorum gidiyorum bir türlü yaklaşamıyorum. En son yaklaştım kapıya arkadaşlar. Bir baktım kapı kilitli. Altıma edeceğim herhalde yani. Ondan sonra ben işte hastane yönetimine falan söverken sonuçta acildeki tuvaleti niye kilitlersiniz değil mi arkadaşlar? Acil yani 7/24 çalışıyor niye kilitliyorsunuz? İnsanların işemesi lazım yani. Hastane yönetimine, görevlilere, insanlara, sitem ede ede içimden. Yürürken bir baktım, aa erkekler tuvaletinin kapısı açık. Zaten hani kokudan belli yani, umumi tuvalet arkadaşlar. Kokunun kaynağına doğru gidince buluyorsunuz yolunuzu. Dedim, mecburum, yapmak zorundayım. Kendimle çatışıyorum, hayır Ebru yapma. Ama yapmalıyım. Kardeşim dedi ki ben gelmiyorum git sen kendin. Kardeşim de kolumdan çıktı. Ben böyle kendimi tuta tuta, dayana dayana, yürüyerek ama daha çok sürünür gibi o tuvalete girdim arkadaşlar. Allah'tan boştu. Böyle yani çok dramatik anlattım ama erkekler tuvaletini girdim. Çok kötüydü. Mecburdum. Evet, aramızda kalsın. Yani sosyal medyada paylaşıp aramızda kalsın demek. Böyle arkadaşlar arkada da oyun akıyor. Yani videonun sonunda devam ettirebilirim oyunu bitene kadar. Ettireceğim galiba. Dursun bir zarar yok yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok cici bakın. Bay bay.